İlk günden itibaren yurtlarımız depremzedeler için hizmet vermeye başladı. Bugünden bu tarafa Sivas'taki merkez yurtlarımız ve ilçelerimizde, özellikle deprem bölgesine yakın olan ilçelerimizde depremzedeleri misafir etmeye devam ediyoruz. Ramazan ayı da denk geldi ve Ramazan ayının ardından burada Ramazan ayını teravih ve diğer ibadetleri, mukabele okumalarla dahil sahur geleneklerini yaşatılması da dahil olmak üzere burada hepsini onlara hani depremin acısını unutturmaya çalışarak doğal bir ortamı sağlamaya gayret ettik. Şimdi de Ramazan'ı mütakiben bayrama ulaştık ve bayram namazını da yine birlikte burada depremzedelerimizle eda ettik. Tabii buruk bir bayram. Çünkü çok ciddi kayıplarımız var. Çok geniş bir alanı etkiledi deprem. Dolayısıyla da depremzedelerimiz de depremin acısını unutmaya çalışıyorlar. Biz Gençlik Spor Bakanlığımızın yurtlarında elimizden geldiği kadarıyla onları ev ortamını arattırmadan misafir etmeye gayret ediyoruz. Ben Malatyalıyım doğma büyüme. 1964 doğumluyum. Emekliyim. Malatya'da yaşıyorduk işte. Bu deprem olunca malum buraya gelmek zorunda kaldık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bize tahsis etmiştiği bu yurtlardan faydalandık. Allah razı olsun personellerden, müdürlerinden, yani aşçısından şeyine kadar hepsinden Allah razı olsun. Alt kademeden üst kademeye kadar hepsinden sağ olsunlar. Devletimiz, milletimiz var olsun. Devletimiz bize kucak açtı. 2 aydan beri buradayız. Çok memnunuz. Uzun süre memleketimizde ilk defa böyle bir bayram geçirdik dışarıda. Tabii bu çok gurupluyuz. Yani üzüntülüyüz. Akrabalarımızdan ayrıyız. Kardeşimiz bir yerde, bacımız bir yerde. Akrabalar bir tarafta. Buruk geçiriyoruz bayramı. Ama Allah'a hamdolsun sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Buradaki din kardeşlerimizle beraber bayramlaştık. Sabah namazını eda ettik. Bayram namazımızı eda ettik. Bunun sevincinde bir arada yaşıyoruz. Biz depremin ertesi günlerinde Sivas'ın Altınyayla ilçesine geldik. Orada bir hafta kaldıktan sonra bu yurda yerleştirildik. Hamdolsun
büyük bir acı yaşadık ama olaydan sonra da devletimizin bize verdiği imkanlarla o yaşadığımız üzüntüleri, kederleri bir türlü atmaya çalıştık. Yurtta kaldığımız müddet içerisinde de Allah hepsinden razı olsun, devletimizden, milletimizden rahat ettik, iyi oldu, güzel oldu.